Rusya Devlet Başkanı Putin, kuzey yakın doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırıyı devlet düzeyinde terör eylemi olarak niteledi. Sabotajın arkasında Ukrayna yanlısı grupların olduğu iddiası içinse saçmalık dedi. Eylül ayındaki kuzey yakın boru hatlarına düzenlenen sabotajın arkasında kim var? Amerikan New York Times gazetesi Alman istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğini yazmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin o iddiaları saçmalık olarak niteledi. Böyle bir saldırıya ancak teknolojik yeterliliği olan ülkelerin gerçekleştirebileceğini savundu. <laughs> Böyle bir terör eyleminin devlet düzeyinde gerçekleştirildiği çok açık. Amatörler böyle bir suçu işleyemez. Rus devlet televizyonuna konuşan Putin bir kez daha ABD'yi işaret etti. Her zaman ilgi duyanları aramak lazım. Buna kim ilgi duyuyor? Teoride ABD elbette ilgi duyuyor. Rus enerji kaynaklarının Avrupa pazarına arzının durmasına ve Rus gazına göre %25-30 daha pahalı olsa da sıvılaştırılmış doğalgaz dahil kendi kaynaklarının tedarikine ilgi duyuyorlar. Putin, Rus enerji şirketi Gazprom'a ait bir geminin kuzey yakımda yaptığı incelemeleri de anlattı. Patlama mahallinden 30 kilometre uzaklıkta yine tespit edildiğini söyledi. Rus uzmanlara göre bu patlayıcıyı tetikleyen sinyali almak için kullanılan bir anten olabilir. Putin de bir patlayıcı da boru hattının altına yerleştirilmiş olabilir diye konuştu. Danimarka'ya başka bombaların olup olmadığını kontrol etme önerisinde bulunduklarını ancak Danimarka yönetiminden henüz net bir yanıt almadıklarını söyledi. Ukrayna hükümeti ise saldırılarla hiçbir bağlantısının olmadığını savunuyor. Baltık denizinden geçen kuzey yakın boru hatlarının İsveç ve Danimarka'ya ait münhasır ekonomik bölgelerinde meydana gelen gizemli patlamalar büyük hasara yol açmıştı. Boru hattı hala kullanım dışı.